Günaydın dostlar. Dün akşam çadırı şuraya kurdum. Anında kaldığım yer burası. İnanılmaz soğuk ya. Buenas, gracias. Abi çok soğuk ya. Var ya. Dondum. Çadır. Buz tutmuş üstü. Sabah fark ettim var ya. Huu, ellerimi falan hissetmiyorum. Baksanıza size. Saat şu an 7'yi 20 geçiyor. Çadır madırı topladım, yola çıktım. Bugün birazcık zorlu bir geçidi aşacağız. 700 metre tırmanmam gerekecek yukarı. Ama bu geçidi aşarsam bir gün daha kısa yürüme şansım var. Denemek istiyorum şansımı ya. Gece buz tutmuş ya, çok soğuktu var ya. Yemeği yedim, vurdum kafayı yattım, 9.30'du saat. Sabah da 6'da uyandım. Aslında daha önce de uyandım da çıkmadım uyku tulumunun içinden. Sıcacık daha uyku tulum var ya, hiç üşümedim. Oy. Burası 4340 metre. Çadır attığımız yer. Şimdi yukarı doğru tırmanacağız. 5100 metrelere falan çıkacağız yanlış bilmiyorsam. Şimdi zirveye kadarki olan kısmı 3 bölüme ayırmıştım. Buraya kadar olan kısım ilk parttı. Buraya atlattık. İkincisi anında şu tepe. Oraya çıkacağız. Ondan sonra üçüncü part kalıyor. Yani zirve tırmanışı kalıyor. Bakalım. Nasıl geçecek bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Sis ufak ufak dağılmaya başladı. Güneş kendini göstermeye başladı. Hava da ısındı. Güzel. Birazcık sıcaklığı hissedelim ya. Dondum sabah var ya. Yolun en zorlu kısımlarından birini atlattık dostlar, bakın. Şurada göl var, görüyorsunuz değil mi? Onun orada bir tepecik var. Oradan bütün araziye bakıyordum. Diyordum ki ya ben buraya nasıl çıkacağım, nasıl geleceğim, ama bir şekilde yol bitiyor yani. Bir şekilde yol bitiyor. 1 kilometre yolumuz kaldı. 1 kilometrede 150 metre tırmanacağız. Şuraya doğru gideceğiz. Sanırım şurada bir yerde bir tepe var, orayı aşacağız. Ama orası da zor olacak yani, kolay değil. 5100 metrelere falan çıkacağız. Şu patikadan böyle geldim. Şu kısım bak, şu kısımdan sonrası şöyle buraya çıkan yol inanılmaz zordu çünkü aslında zordan ziyade tehlikeliydi. Çünkü çakıl var sürekli. Çakıl ayağının altından kayıyor. Bak şöyle. Şu tarz yerlerde yürümek çok zor. Çünkü sürekli kayıyor, tamam mı? Aşağısı bir kaysan yuvarlanırsın yani. Çanta ağır çünkü. Çanta da savruluyor. O yüzden oralarda birazcık böyle dikkatli yürüdük ki başımıza iş almayalım. Şu araziye bakar mısın ya? Dedim ya, şu tepenin oradan araziye bakıyordum diye. Benim önümde bir grup yürüyordu. Grup şu tepelerden yürüyordu, tamam mı? Tam böyle Yüzüklerin Efendisi, o Yüzük Kardeşliği'nde dağlarda yürüyorlar ya, o görüntü var ya, o canlandı gözümün önünde. Dedim ulan çok güzel yerdeyim ya. Müthiş yerdeyim valla, baksana şuna. Bayılıyorum böyle zirvelere ya. Aha. Dün gece kamp attığım yerde ben 30 soles daha ödedim. Dedim ya, yol üzerinde belli yerlerde böyle para ödeyeceğiz diye. Sabah bilet kestiler. 30 soles verdim. Yürüyüşe başladım. 7.20 geçe yürüyüşe başladım. Buraya saat 11'de geldim. Ne kadar yapıyor işte. İyi zamanda geldik aslında ya baktığınızda. Şu an bir 10 dakikadır falan da dinleniyorum burada. 11'i 10 geçiyor. Biraz daha dinleneceğim, ondan sonra artık şuraya doğru böyle yardıracağız.
geldik. Ha düşüyordum. Geldik. Zirvedeyiz. Aa burası geçit. 5100'lerde rehberin söylediğine göre o da net bilmiyor. Ama 5100 küsür filan dedi. Aa buradan da böyle aşağı doğru salınacağım. Geçidin orada şu manzarayı görebilmek için bir yarım saat duruyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? 5200 küsürlere çıktık şu an. 100 metre daha yukarı tırmandım. Oy 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 oy. İlk defa bir buzula bu kadar yakınım ya. Müthiş gözüküyor ya. Bakın. Yürüdüğümüz yeri göstermek istiyorum size. Şuralardan başladık yürümeye. Böyle geldik. Buraları tırmandık. Şu tepenin arkası şey işte o geçit. 5100 metre. Daha 100 metre daha çıktım. Sırf şu manzarayı görebilmek için. Oy 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 oy. Hakikaten müthiş ya. İşte bu dağların arkasından yürüdük, geldik. Böyle geçtik. Şimdi bu taraftan böyle yuvarlak çizeceğiz. Yani bu Vaivaş sıra dağları, Cordillera Vaivaş dedikleri bu Vaivaş sıra dağları etrafında tur atıyorsunuz aslında. Bu yürüyüş rotası öyle. İster 8 gün bazı rotalar var, kısaltabilirsiniz 5 güne. Ama normali 8 ila 12 gün arası. Bakalım biz kaç güne tamamlayacağız. Bugün 3. gün. Bak tilkiyi görüyor musun? Tilki var bak, görüyor musunuz? Ana! Abi senin ne işin var burada? Daha doğrusu benim ne işim var burada? Burası senin meskenin. Tabii sen gezeceksin. Geldiğim yere bak ya. Taşıranın tepesinden geldim. Hatta şu biraz daha geriden geldim. Koka yaprağı attım ağzıma. Konuşamıyorum ağzımda diye. Bayağı bir rüzgar dedim kulağıma ya. Sıcak. Allah. Diyordum. Sıcak oluyor. Şapkayı çıkarıyorum. Rüzgar vuruyor. Takıyorum. Tekrardan sıcak oluyor derken. Ya dedim. Çıkaracağım ben en sonunda. Çok sıcak oluyor. Dayanamıyorum yani sıcaktan. Çünkü tuhaf hissetmeye başladım. O ara rüzgarı yedim. Başım ağrımaya başladı. Kulağımdan yiyince rüzgarı. Ben de tekrardan mecburen taktım şapkayı. Üzerine bir de koka yaprağı attım. Baş ağrısı geçsin diye. Yarım saattir filan ağzımda. Baş ağrısı kalmadı. Geçirdi vallahi. Şimdi bir saatlik yolum kaldı. İyice böyle indik. Biraz daha iniş yapacağız. Yani daha bu tamamlamadık inişi. Şöyle şu tarafta bir göl var. Tepeden görmüşsünüz zaten. Onlara gideceğiz. Oradan biraz daha böyle bir 200 metre civarı yine bir aşağı doğru iniş yapacağız. Bir aksilik olmazsa hava kararmadan kamp alanına varırım diye düşünüyorum.
Üçüncü gün oldu. Konaklayacağım yeri ilk defa böyle karanlık olmadan görüyorum. Baksanıza burada. Bir sürü çadır var. Tabii turlar erken çıkıyorlar. Azıcıkla geldikleri için, yani tura katılırsanız şöyle bir güzelliği var. Yükünüzü eşeklerle, katırlarla taşıyorlar. Sizi sırtınıza sadece suyunuzu, atıştırmalığınızı vesairenizi alıyorsunuz. Çadırma, her şey onlara ait oluyor. Ondan sonra acıma, tabii hafif yükle rahat rahat yürüyorsunuz, günde hızlı bitiriyorsunuz. Ama benim gibi yaparsanız bütün yük kendi sırtınızda. O birazcık zorluyor, açık söylemek gerekirse. Zaten görüyorsunuz, yani daha üçüncü gün oldu. Kamp atacağım yeri gündüz vaktiyle daha yeni görüyorum. Hep gece böyle karanlıktan sonra, hani aman konuşamadım. Gün battıktan sonra çadırı kuruyordum. Ertesi sabah kamp attığım yerin nasıl bir yer olduğunu görüyordum. Abi. Hava soğuk. Herkesin burnu akıyor. İyi yaş abi. Herkes hapşuruyor, burnu akıyor, aksırıyor, tıksırıyor. Bir saattir konuşuyorum, kamera kapanmış. Hava o kadar soğuk ki ara ara kamera kapanıyor, o yüzden idare edeceğiz artık. Bilerek çadırın içinde böyle yemeğimi pişireceğim çünkü dışarıda çok fazla rüzgar var. Denedim biraz önce ama olmadı. Çok fazla pırpır ediyordu alev. Dedim bu pişmez böyle. Gazı da bir tüketmeyelim, bitirmeyelim. Aldım içeriye. Böyle şekerimizi dağıtalım. Ondan sonra cığıma. Biber de doğruyorum kendime. Biber, soğan, makarna. Bugünkü menümüz yine dünküyle aynı. Acayip lezzetli. Bayağı hoşuma gitti. O yüzden zaten başka da yemeğim yok. Sos da var. Ondan sonra cığıma. Dünkü menünün aynısını yiyeceğim. Böyle göz kararı şekerimizi de atalım. Şunu da bağlayalım. Tamamdır. Şimdi buraya gelirken haritadan bakıyorum. Yarın yürüyeceğim rota nereden? Onu merak ettim. Haritadan baktım. Tam olarak şurayı görüyor musunuz? Bak şuradan bir patika çıkıyor. Ben görebiliyorum. Şöyle dağın şurasından böyle kıvrıla ahanda bu tepeyi aşacağız yarın. Bir de şuradan bir yol gidiyor. Ama herkes burayı öneriyor. Ben buradan çıkacağım. Santa Rosa geçidi diyorlar oraya. Ben oradan çıkacağım. Ya yarın çıkacağım noktaya, rotaya, geçide karşı bir yemek yiyeceğim. Konuşamadım. Ne yapıyorsun Leyn? Çayın kokusuna mı geldin? Yoksa biberle soğanın kokusuna mı geldin? He? Makarnam hazır dostlar. Biberle soğanı yağda öldürdüm. Ondan sonra üzerine ketçap ve öğlen yediğim bu biberli acı sos vardı ya, hatırlıyor musunuz? Onu attım, şöyle bir sos oldu. Üzerine de makarna ekledim. Sonra suyu koydum. Aha da böyle güzel bir soslu makarnamız oldu. Şimdi tadına bakalım. Fena olmamış. Ketçapı bir tık fazla kaçırmış olabilirim ama. Biraz daha az atsam tam böyle öteki acı sosun, biberli acı sosun tadı daha fazla gelirmiş. Fena değil ya. Vallahi güzel. Günaydın dostlar. Baksanıza. Buz tutmuş çadırın içi. Yani parça parça böyle kristaller var. Nasıl parlıyor baksana. Dün gece artık kaç dereceye kadar düştüyse hava. Baksana nasıl parlıyor ya. Terliyor ya çadır. Buz tutmuş ama çok soğuktu gece, var ya, inanılmaz soğuktu ya. Hiç çıkmak istemiyorum uyku tohumundan valla. Oo, bayağı buz tutmuş ya. Oh.
Oo baksana. Kendime koka çayı yapıyorum dostlar. Dedim yola çıkmadan bir şeyler içeyim. Birazcık içim ısınsın. Bir de koka çayı iyidir ya, enerji verir. Şimdi karıştırayım da yaprakları birazcık. İyice salsın üzerine. Şöyle altını kapatalım. Oldu sanırım. Hoppa. Size şeyi göstermek istiyorum şimdi. Adını söyle. Bugün yapacağımız rotayı göstermek istiyorum. Daha doğrusu bu rotanın bir kısmı. Sadece tırmanışı göstereceğim. Bakın. 2.7 kilometre içerisinde 560 metre tırmanacağız. 3 saat 25 dakika diyor. Ondan sonra şuraya gideceğiz. Burada kamp atacağız. Şöyle ara nokta ekle diyelim. Şöyle değiştirelim. Yani toplamda 5 saat 21 dakika yürüyeceğiz. 5.8 kilometre diyor. Tabi bu uzar. 5.8 kilometre diyor ama ben dinlene dinlene çıkacağım için bir de şimdi direkt şu tırmanmaya başlayacağız şuradan yani. Direkt şuradan tırmanmaya başlayacağımız için şey olacak. Adını söyle. Zor olacak. Birazcık yavaş yavaş tırmanacağız. Zaten bugün kısa yürüyeceğim. Öyle çok yürümeyeceğim yani. Aşağı yukarı 6 kilometre gördünüz. Şimdi çayımı doldurayım ya. Dün gece var ya, feciydi feci. Acayip soğuktu ya. Zaten şunu sirkeledim biraz ama hep şu içleri falan hep böyle buz tutmuştu. Bak yerler falan hep buz, bembeyaz. Feci soğuk ama. Filtre donmuş. Görüyor musunuz? Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama filtre donmuş donmuş. Şaka gibi ya. Dün gece ama fark ettim yani. Uyku tulumunun içi sıcaktı ama dün gece ara ara uyandım. Soğuk olduğunu fark ettim ya. Yani keyifli ama hakikaten bazen insan üşüyor yani. Böyle ne bileyim ya. Kampın zorluklarından bir tanesi bu. Yani dağda kampın zorluklarından bir tanesi bu. Soğuk hava. Ama keyfi başka tabii, orası ayrı. Şimdi asıl sıkıntılı mevzu çadırı toplamak. Şu eller tutmuyor, tamam mı? Çadırı böyle katlıyorsun ama katlayamıyorsun yani. Asıl sıkıntılı taraf orası. Çok güzel ya. Şeker atınca müthiş oluyor. Şekersiz acayip acı bir tadı var. Üçüncü kamp yerimize de veda ediyoruz dostlar. Bakın bu grup biraz geç kalan grup. Bir önceki grup çoktan bastı gitti. Onları izledim. Şuradan çıktılar. Şuradan geçmediler. Şu aradan geçtiler. Ben buradan geçecek zannediyordum ama şu iki tepenin arasından geçtiler. Biz de oraya doğru yürüyeceğiz. İşte grupta olmanın avantajları. Bak bütün yükleri bu canım eşeklere yüklüyorlar. Garibim, bunlar da tabana kuvvet yürüyorlar. Ne yapsınlar? Tüp, büp, ne ararsanız var. Her şey. Özel aşçıları bile var grupların. Yemek pişiriyorlar vesaire. Büyük çadırları var. Şundan büyük çadırlar var. Şöyle geçelim de. Santa Rosa 40 minutos. Una hora con 40 minutos. Ha, una hora 40 minutos. ¿Cuántos días está haciendo el trekking? It's 4 días. Hoy 4 días. Hoy 4 días. Sí. Tarz böyle dik patikaları çıkarken kafayı biraz böyle öne eğip yolu takip etmeniz gerekiyor. Çünkü tehlikeli. Yerdeki bu çakıl taşları kayıyor yani, maazallah. Bir kaysanız bak, sırtımda kaç kilo yük var. Hiç kimse durduramaz beni. Aşağı kadar yuvarlanırım. Her tarafım kırılır. O yüzden yani olabildiğince dikkatli, yola konsantre gitmeniz gerekiyor. Normalde mesela ben iki elimle bazen tutunarak şey yapıyorum, taşlara böyle tutunarak hareket ediyorum. Bazı dik yerlerde. Ufak bir ipucu olsun. Bir de yolları takip ederken şöyle bazen patikayı kaçırabiliyorum, tamam mı? Sürekli böyle hayvan pisliğini takip ediyorum. Bak mesela burada insanların adımları var, onları takip ediyorum. Bazen de böyle taş üstüne taş diziyorlar. Anlıyorum ki orası doğru patika.
Hani sürekli telefondan filan takip etmenize gerek yok yolu. Bunlar hepsi bir iz. Sizin için bir iz. Yolu kaçırmamanız için bir işaret. Tırmanışın ilk etabını tamamladık dostlar. İkinci etap, asıl etap Santa Rosa geçidi. Şu an bulunduğum yerle Santa Rosa geçidi arasında 1.3 kilometre var. Ve buradan oraya 220 metre irtifa farkı var. Yani 220 metre yukarı tırmanacağım. 1.3 kilometre içerisinde 220 metre yukarı tırmanacağım. Bu arada montumu, ceketimi, işte montumu, şapkamı giydim. Çünkü esmeye başladı. Bayağı kötü esiyor. Öksürmeye başladım. Hasta olmak istemiyorum. Yani takriben 4.5 metrede 1 metre yükseleceğiz. 1.5 saat gösteriyor Maps.me. Ben harita olarak Maps.me kullanıyorum. Çevrim dışı harita. Gideceğiniz rotayı önceden indirebiliyorsunuz. Gideceğiniz şehri ya da ülkeyi telefonunuza indirebiliyorsunuz. Çevrim dışı olarak kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Gerçi güncelledikten sonra biraz daha kullanışsız oldu ama yine de güzel bir çevrim dışı harita. Onun söylediğine göre 1.5 saatte çıkarsın diyor. Ben tabi biraz daha dinlene çıkacağım için 2 saat falan diye öngörüyorum. Santa Rosa geçidine ulaştım dostlar. Bakın, geçidi belli etmek için böyle bir işaret koymuşlar. Normalde kaç metrede olduğumuz da yazıyor ama buraya koymamışlar. 5200 küsürlerde freniz, yanlış hesaplamıyorsam. Komple şurayı tamamladım. Buraya kadar geldim. Çantamı da şöyle koydum. Ama Santa Rosa geçidi haritada şurası gözüküyor. Bakın, şurayı görüyorsunuz değil mi? Haritada burası gözüküyor Santa Rosa geçidi. Bir geldim oraya, haritaya bir baktım. Lan diyorum, Santa Rosa geçidi yazıyor. Allah Allah diyorum ama daha var yani, çıkmam gerekiyor. Bu arada oraya 1 saatte çıktım. Harita 1.5 saat diyor ya. Ben oraya konum olarak yürüdüm. 1.5 saat gösteriyordu. 1 saatte çıktım. Yarım saatte işte oradan bu tepeye kadar çıkması sürdü. Bir çıktım. Keşke elimde kamera olsaydı. Şuraya bakar mısınız? Şu manzarayla karşılaştım çıkar çıkmaz. Aklımı yitirecektim var ya. Şöyle bir şey olabilir mi ya? Şuranın güzelliğine baksana. Karlı zirveler. Burada göl var. Burada patika. Aha, orada yürüyen çocuklar var. Abi müthiş ya. Hakikaten var ya, müthiş bir manzara. Dostlar, böyle ufak adımlarla inmem gerekiyor çünkü kayıyor. Burada uzun bir mola verdim. Şurada İrlandalı çocuklar var. Onlar geldi, onlarla sohbet ettik. Amerikalı kızlar var. Onlar geldi, onlarla da sohbet ettik. Beşimiz oturduk, muhabbet ettik. Herkes şey diyor, ya sen Türk müsün diyor. Evet, nereden biliyorsunuz? Ya drone'unu kaybeden sen misin? Ya abicim, ablacım, ben unutmaya çalışıyorum. Bana niye hatırlatıyorsunuz her gün? Yani kara haber tez yayılır ya, hakikaten öyle ya. Ben unutmaya çalışıyorum, düşünmemeye çalışıyorum. Herkes her gün hatırlatıyor bana. Yemin ediyorum hiçliğin ortasında meşhur oldum ya. Gençler, ne yapıyorsunuz? Yol buradan mı? He? Bir tarif edin bakayım. Lan onun boynuzları var. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. İneğin, dananın mı artık, inek mi? Neyse, manzarasına baksana. Good, what about you? Wow. Yeah, it's amazing.
Wow. Is this a camping site? Camping? Cutatambo? Aha. Aqui. Aqui. Quanto minutos? You can see the... At the house. See? Yeah, yeah, there. Okay, ah, I see tents. Okay, yeah, yeah. There. Quanto minutos? 20 minutos. 20 minutes? Are you camping there? Sorry? Are you camping there? Yeah, I will. You? No. We're going to base camp. Oh, really? Oh. Buen viaje. A Turquía. Turquía. Turquía, sí. Gracias. A la vida. Ya. Suerte, ¿no? Sí, sí, fuerte, fuerte. ¿Cuántos rupos? Cuatro. Poquito. Sí. Cuatro, $40. Evet dostlar, dördüncü gün kamp atacağımız yere geldik. Hemen şuradan geldim. Şuradan şöyle indim. Kamp alanına ulaştım hemen. Çadırımı da buraya kurdum. Gelir gelmez çok fazla güneş vardı. Baksanıza nasıl yandım ya. Belki ilk 3 gün dayanmışımdır ama en fazla bugün yandım ya. Burası acıyor, burnum acıyor. Baktım güneş var. Dedim hemen çoraplarımı moraplarımı yıkayım. Anında çoraplarımı yıkayıp buraya koydum. Bakın millet donlu monlu çorabını yıkamış. Fırsattan istifade. Bugün inanılmaz bir güneş vardı. Yani yolda resmen yandığımı hissettim yani. Bu arada buraya harita 5,5 saat gösteriyordu. Bir önceki kamp yerinden buraya yürüyüş 5,5 saat gösteriyordu. Ben 4 saat 20 dakikada geldim. Bir de o zirvede belki 1 saat falan kalmışımdır yani. Orada manzaranın tadını çıkardım, yemek yedim, fotoğraf çektim. Instagram'da paylaşacağım. Takip etmenizi öneririm. Takip ederseniz sevinirim daha doğrusu. Şimdi kampımı buraya attım. Ahanda burada bir tane daha grup var. Normalde ben bir geçitten geçmiştik yani, bir gün kısaltıyor aslında demiştim. Normal şartlarda benim bir sonraki köye yürümem gerekiyordu. Ama dedim ki yani madem bir gün kısalttım, ekstradan bir gün daha kalayım. Hani 8 güne tamamlayayım, şey yapayım, keyfini çıkarayım birazcık. Burada ben birinin kamp atacağını hiç düşünmemiştim ama bu grup burada konaklayacak. Hemen şurada yemek pişiriyorlar. Burada da masaları var, masa sandalyeleri. Tavuk getirmişler. Abi şurada şeye koymuş. Böyle nehir mi diyeyim artık ne diyeyim. Bak burada şelale var. Şu dağlardan gelen artık buzullar eriyor ya. Su geliyor o tarafa. Orada böyle ufak ufak çay mı diyeyim nehir mi diyeyim artık akıyor. Biz de oradaki suyu kullanıyoruz. Buz gibi ama su. Oraya böyle şeyi koymuş. Tavukları koymuş. Dedim abi akşam tavuk var herhalde, gülüyor. Ay ay işte. Bugün kamp atacağımız yer burası. Bir elimi yüzümü yıkadım. Ayaklarımı yıkadım. Çorapları morapları yıkadım. İyi oldu yani. Çadırı da hemen buraya kurduk. Şimdi bu akşam yine menümüzde biberli, soğanlı, soslu makarna var. Makarnamız hazır. Şöyle size göstereyim. Biraz daha su koysaymışım tam olarak istediğim kıvamı yakalıyormuşum ya. Ben böyle sulu makarnalara bayılıyorum. İçerisinde çeşit çeşit sebze olan hafif sulu soslu makarnalara bayılıyorum ya. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tadına bakalım hadi. Hakikaten kıvamı müthiş. Ama dediğim gibi biraz daha su koysaymışım tam böyle ekmek banılabilecek seviyedeymiş ki ben ekmek banarım buna da. Hiç sorun yok. Kimler kamp atmayı seviyor dostlar? Şu an mesela burada olmak isteyen var mıdır aranızda? Ben de böyle yürümek isteyen, ne bileyim kamp atmak isteyen. Elim çok lezzetli değildir. Ama aç kalmazsanız bir şeyler yapabilirim size. Siz de yemek pişirebilirsiniz. Benim için hiç fark etmez. Ben her türlü fikri açığım. Türkiye'ye döndüğümde, ki ne zaman dönerim bilmiyorum, böyle birkaç farklı yerde kamp atasım var. Dileyen olursa Instagram'dan vesaireden haberleşiriz. Beraber kamp atarız. Geyik muhabbet çeviririz. Ne bileyim bir şeylerden konuşuruz. Manzarayı izleriz. Yemek pişiririz. Bir şeyler yaparız.
katılmak isteyen olursa boşumla beraber vallahi çok sevinirim. Hem tanışmış oluruz.